Arkadaşlarım şimdi hazırlandım ve Töder'in AYT'sine gidiyorum. Ve yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben şu an iyiyim. Yani gün içinde pek bir şey yapmadım ama bugün şu an iyiyim. Yarın olarak iyiyim. Ve böyle bir haftalık bir video olur. Ve umarım bu hafta içinde Töder açıklanır ve siz de bunu görürsünüz. Yoksa pek bir anlamı olmaz ya da yani Töder açıklanana kadar devam eder. Her neyse öyle şimdi Töder'e gidelim. Hazırlandım şimdi. Böyle gayet rahat giyindim. Öyle. Hadi öptüm sizi çok. Bye. Bize Töder'i verdiler ama yani bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Yaptık bir şeyler. Yani çok fazla işaretledim ama ya arkadaşlar bunu kim bilecek ya? Allah aşkına bu soruyu bilen var mıydı? Bir de şöyle hepsi doğru ya da hepsi yanlış. Bilmiyorum. Sıfır bilgi bu konuyla ilgili. Öyle yani. Bilmiyorum. Cevap anahtarı daha açıklanmadı. O kadar ve şurası çok kötü arkadaşlar. Bunu görmemezlikten gelebilir misiniz? Sizin için biraz zor ama. Her neyse işte eve geldim. Biraz dedim. Hava aşırı soğuk. Yani neyse havanın soğukluğundan bahsediyordum. Hava çok soğuktu. Aşırı esiyordu falan. Aşırı üşüdüm. Böyle kulaklarım falan ağrıdı soğuktan. Beremi de almayı unutmuşum. Bayağı üşüdüm. İşte bu kadar. Sonra eve geldim. Ve şu an evdeyim. Bu olay çok saçma yerlere doğru gidiyor. Her neyse evdeyim şimdi. Böyle ders çalışacağım. Günün programını yapmak istiyorum ama günde hiçbir şey yapmak istemiyorum. Onun için ya bok gibi günlerim geçiyor arkadaşlar. Yani ne anlatabilirim ki? Her gün aynısı yani. Gerçekten hiçbir şey değişmiyor günler içinde. Yani maksimum gidip bir kafeye oturuyoruz. Yani kahve içiyoruz. Onu evde de yapıyorum. Bir kahveyi 25 TL'ye vermek artık gerçekten kalbimi acıtıyor. Şu saçımın haline bakın. Şu yüzümün haline bakın. Gerginlikten böyle patlayacağım. Üf, sıkıldım. Hava da soğuk zaten. Şimdi güneşli gibi. Bu güneşli dışarı. Niye ben gelirken hava güneşli değil? 2 saatin 1'inde çıktım oradan. Şimdi saat bilmiyorum kaç. Şimdi havada güneş var. Ben çıkınca yoktu. Dondum ya, dondum. Kulaklarım ağrıyor hala. Kimle kavga ediyorum şu an? Mikail'le mi? Arkadaşlarım şimdi merhaba. Sınav cevap anahtarları açıklanmış ama sonuçların açıklanmasını beklersek videoyu atmam çok uzun sürecek. TYT'den 94 netim çıktı. Yani kolaydı baya. Daha fazla olabilirdi. Çok yanlışım vardı. AYT'den aşırı fazla yanlışım vardı. 7 netim falan. Her şeyi işaretlediğimden gitti. Bundan da 56 netim geldi. Böyle. Sizinkiler kaç net geldi? İsterseniz söyleyin.
ama şimdi sorularınızı cevaplamaya karar verdim. Hemen açıyorum. Öncelikle kendimle ilgili soruları hemen bir yanıtlayayım. Boyum 1.78. Evet. Boyum 1.78, kilom 56, yaşım 19, 2002 doğumluyum. 24 Haziran'da doğdum. Burcum Yengeç. Her şeyi alırım. İkinci mezun yılım. Böyle. Bunlar benim kişiliğimle ilgili sorular. Gözlerimde yeşil. Bunu da biri sormuştu. Evet, gözlerim yeşil. Annem babam gözleri yeşil değil. Kime çekti? Dedemler çekti. Instagram'dan gelen sorular da vardı. Onlara daha sonra da bakabilirim. Şimdi YouTube açacağım. "56 kiloyum" demiş miydim? Çünkü kilomda sorulmuştu. Şimdi başlıyorum. Öncelikle de şunu da söylemek istiyorum. Kaç binden mezuna kaldığımı söylemek istemiyorum. Çünkü bu benim için çok yaralı bir konu. Kimse söylemek istemiyorum. Sevgilim yok arkadaşlar. Ve bence dikkat dağıtıcı bir unsur mu, sence değil mi? Yani karşımdaki kişiye sormuş. Sizce değil mi? Ben bilmiyorum. Sevmiyorum böyle işlere. Gerçekten insan sevmediğim için olabilir. Kızı olan arkadaşlarımın dediğim tek şey bu işler, boş işler arkadaşlar. Bence yapmayın, yaptırmayın. Bilmiyorum, hiç hoşuma gitmiyor. Birini, yani ben doğru insanı bekliyorum hayatımda. Ve benim için doğru insanın kişilik özellikleri çok nazik olması, kıvırcık saçlı olması, kumral olması. Mümkünse yeşil ya da mavi gözlü olması, bu kadar. Bir de boyunun benden uzun olması. Çünkü boyum 1.78. Ama geçen gün ölçümde 1.80 çıktı. Yani 1.80 olmuş olabilirim, emin değilim bu konu hakkında. Annem ölçtü çünkü annem boyu 1.65. Birazcık zor bir ölçüm olmuş. Gerçekten o an görmeniz lazımdı. Her neyse. Evet. Sınav seni, psikolojini nasıl koruyorsun? Seni bu hayata bağlayan bir şey var mı? Varsa bu nedir? Beni hayata bağlayan bir şey, yani böyle sorunca yok gibi geldi. Ama ben bu arada hayatı seviyorum. Gerçekten yaşamayı seviyorum ve bilmiyorum, belki pek öyle gözükmüyor ama ben böyle çok küçük şeylerle mutlu olan bir insanım ve böyle bilmiyorum. Birdenbire, yani birinin beni mutlu etmesine gerek yok. Ben zaten pek birileriyle mutlu olamıyorum. Daha çok kendi kendimeyken, mesela kendi kendime yolda yürürken çok mutlu oluyorum ve hissediyorum bunun için yaşamalıyız. Belki de beni hayata bağlayan böyle minik şeylerdir. Ve gerçekten bir gün benim hayalimde bir hayat var ve onu yaşamak istiyorum. Yani bu hayalim büyük ihtimalle beni şu anda yaptığım şeylere bağlayan şey. Yani ileride istediğim hayata ulaşmak olabilir. Sınav senesi psikolojimi koruyamıyorum. İnsanlara bağırıyorum. Bazen ağlıyorum. Bazen çok mutsuz oluyorum. Bazen gereksiz mutlu oluyorum. Yani psikolojisini koruyabilen var mı bilmiyorum. Ama genel olarak sertleşmek istediğimde kendi kendime yürümeyi çok severim. Market gezmeyi çok severim. Makyaj yapmayı severim ama bunu yazan bir erkek. O yüzden tabii ki de tercihlerine saygı duyuyorum ama kitap okumayı severim. Müzik 24 saat dinlerim. Ve bunlar beni rahatlatıyor gerçekten. Bunlar beni sakinleştiren şeyler ama tek başıma yürümeyi çok severim. Ben kahve içmeyi çok severim. Tek başıma yürürken kahve içmeye bayılırım. Evet. Ondan sonra... normalde sosyal biri misin? Hayır. Değilim. Gerçekten. Zaten biraz anlattıklarımdan. Normalde sosyal biri değilim. Yani kendi başıma olmayı çok severim. Dediğim gibi zaten çok arkadaşım yoktur. 5-6 tane arkadaşım vardır. Belki o kadar bile. Yok yani. 5-6 çok yani değilim. Az arkadaşım olur. Onların da çok üniversiteyi kazandı zaten. Hiçbiri yok burada. Allah kahretmesin. Arkadaşım yok. Sosyal birlikte değilim. Sinirlendim. Motivasyonu düşünce nasıl geri başlıyorsun? Bence o gün kendimize izin vermek önemli ve film izliyorum. Gerçekten ben hayatımda gördüğünüz en çok film izleyen insan olabilirim. Küçükten beri çok fazla film izlerim. Böyle annemler kaçak CD alıyordu. Umarım şu anda bizi korsanlıktan alıp götürmezler. Hatta böyle
Onların başında böyle bir yazı çıkardı işte. Uyarı diye. Korsan bir şeyler. Çok korkardım bizi alıp götüreceklerdi. Ama hiçbir şey olmadı. Annemler habire böyle film alıp gelirlerdi ve aşırı film izlerdim. Yani o kadar çok CD'm vardı ki. Ve böyle şey filmler değil hani sadece. Animasyonlar değil. Gerçekten büyük filmler. Her şeyi izlerdim ya. Ve hala çok film izlerim. Günde 3 tane film izlediğim bile bazen oluyor. Annem bunu duymaz. Evet. Bir dakika gittiler. Yani film izlemeyi bana böyle film izlemek benim motivasyonumu geri yükseltiyor. Niye bilmiyorum. Akşam film yatıp izledikten sonra güne çok enerjik başlayabiliyorum. Özgüven konusunda kendimi, evet bunu biliyorum. Özgüven konusunda ben de kendimi çok yetersiz hissettiğim zamanlar oluyor. Mesela kendimi beğenmeye dış görünüş olarak 7. sınıfta başladım galiba. Ondan önce yani ben de kendimi çirkin buluyordum. Ama bu böyle nereye kadar arkadaşlar? Yani kendimizi çirkin bulalım bir halde oluyoruz. Her şeyimizi böyle buram elim yüzüm gözüm sağım solum falan derken gerçekten kendi içimize kayboluyoruz. Yani neye göre kendini yetersiz hissediyorsun? Kime göre yetersizsin bu arada? Bence hiç kimse yetersiz değildir. Bence farklı olmak insanlardan daha güzel. Herkes aynı makyajı aynı şekilde giyince bana onlar güzel gelmiyor. Yani kendi başına, kendi halinde olan birisi bana daha güzel ve hoş gözüküyor. Ve sağlık alanında mı yoksa mühendislik, mimarlık alanında mı bölüm seçmeyi düşünüyoruz? Sağlık alanında çünkü mühendislik ve mimarlıkta çok fazla fizik ve matematik var ve bunlar benim hiç ilgi alanıma girmiyor. Yapamam. Yani yapabilirim belki ama cidden ilgim dışında sağlık alanı daha çok bana yönelik. Ve daha hoşuma gidiyor. Küçükken çok fazla doktorlar izledim. Büyük ihtimalle bu yüzden. Ve diş hekimliği istiyorum ve İstanbul'da istiyorum. İstanbul'da herhangi bir dişçilik olur. Hayır bu kadar kendimizi küçültemeyiz ama İstanbul'da okumak istiyorum bu arada. Matı boş bıraktığım için mi böyle geldi? Yani kaydırma bildiğimiz optikteki kaydırma. AYT matematikte kaydırma yaptığım için mezuna kaldım bu arada. İkinci mezunuma yoksa kalmazdım. Çok büyük konuştum. Hayatta mezuna bir daha kalmam diye kaldım. Buradayız. TYT fende nasıl bir yol izledi? Eğer TYT feni şu ana kadar yapmadıysan başlamadıysan yani bilmiyorum ama her birinden kısa kısa bitirmen gerekiyor. Ondan sonra TYT fen denemesi branşlarında denemesi olarak gidebilirsin. Bol soru çözmen gerekiyor. TYT fende de. Zaten belli bir şeyden sonra çok tekliflileşmeye başlıyor senin içinde sorular. Böyle. En kolay konular nedir? İlk konular, hepsinin ilk konuları biyoloji de ekoloji bence. Yani birazcık daha soruları olan konulara bakabilirsin eğer fiziği yapamıyorsan. Biyoloji ve kimyanın tüm konuları demiş. Evet doğru. TYT fizikte gerçekten, TYT fende gerçekten bunlar çok kolay. Bence de onlara bakıp bayağı net yapabilirsin. Dudak bakım rutinimi vazelin sürüyorum. AYT fene bence nasıl çalışılmalı? AYT fen aşırı unutulan bir konu. Yani fizik, kimya, biyoloji hepsi AYT fende. O yüzden çok fazla bence tekrar etmek de gerekiyor. Yani ama tekrar edilmeyi bence şöyle yapmalıyız. O pratikliğimizi de kaybetmemek için bence çok fazla bol bol branş denemesi çözmemiz gerekiyor AYT adına. Eğer konularınız bittiyse AYT fenden, yani mesela biyolojiden bittiyse hiç hepsinin bitmesini beklemeden bence AYT biyoloji branş denemesine başlamanız gerekiyor. Tabii önce şey bitirin, bir tane kitap bitirin, ondan sonra fizik ve kimyadan İki tane kitap bitirseniz bence mükemmel olur. Arkadaşlarım şimdi manyetizmaya başladım. Buradan yine VIP fizikten izliyorum. Bunların notlarını çıkardım. Buradan böyle takip edeye de gideceğim. Zaten kanalda da daha yeni anlatılmaya başlamış. Öyle güncel müfredat. Böyle.
bahsederim şimdi. Videoyu kapatma zamanı. Buraya kadar izlediyseniz büyük ihtimalle izlemediniz ama ben yine de teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok bye bye.